Eğer bu dünyada mutlu olmak istiyorsan seni mutlu eden şeylere odaklan, seni üzen şeylere değil. İnsanların güzel ve olumlu özelliklerine odaklan, onların zaaflarına ve zayıflıklarına değil. Seni kuşatan güzelliklere odaklan, sahip olmadıklarına değil. Arkadaşlarında bulunan güzel ve iyi huylara odaklan, onların hatalarına değil. İş hayatında kazandıklarına odaklan kaybettiklerine değil seninle ilgili söylenen olumlu sözlere odaklan fesatlık ve kötü niyet içeren sözlere değil sağlık ve neşeyle geçen günlerine odaklan üzüntü ve acıyla geçen günlerine değil güneşli günlere odaklan bulutlu iç karartıcı günlere değil geleceğe ait umutlarına odaklan geçmişin ziyan olmuş günlerine değil Kazandığın zenginliklere odaklan, kaçırdığın zenginliklere değil. Verebileceklerine odaklan, ne alabileceğine değil. Başkalarının mutluluklarından da kendi mutluluğun kadar haz duymayı öğrendiğinde zaten mutlu insan, mutluluk veren o nadir insanlardan birisi olmuşsun demektir. Ve şunu unutma. Başarın sana bağlı. Mutluluğun sana bağlı hangi duyguları hissedeceğin senin seçimine bağlı. Yaşam rotanı belirleyen sensin. Geleceğini bugün yaptıklarınla şekillendiren sensin. Kendini eğitecek olan, geliştirecek olan sensin. Kendin için düşünecek olan sensin. Verdiğin kararların sorumluluğunu alacak olan sensin. Çünkü kendi vicdanınla baş başa kalacak olan sensin. Beynini nasıl kullanacağını seçen sensin. Beyin hücrelerini üretken kılan ya da zehirleyen yine sensin. Olaylara ve kişilere nasıl tepki vereceğini seçen sensin. Önünde yüz binlerce yıllık insanların birikimleri var. Bunlardan faydalanıp faydalanmamayı seçecek olan da sensin. Kendi ayaklarının üzerinde durabilmek sadece sana bağlı. Sadece sen elini, dilini ve belini kontrol edebilirsin. Sadece sen kendi adımlarını atabilirsin. Anıtını dikecek olan da sensin, çukurunu kazacak olan da sensin. Sen neyi seçiyorsun? Hangisini yapmak istiyorsun? Bu dünyada sadece iyi ve mutlu bir insan olman yetmez. Aynı zamanda arkanda iyi bir dünyada bırakmalısın. Bu dünyaya tek başına geldin tek başına gideceksin. Ve giderken iz bırakarak gitmeyi seçecek olan yine sensin. Bugün kendine ve başkalarına iyi bir yaklaşım göster. İnsanların içindeki iyiliği, güzelliği ortaya çıkarmalarında onlara yardımcı ol. İnsanlar sana iyi ki varsın dedikleri kadar var olur ve mutlu olursun. Başkalarının seninle paylaştığı her güzellik için onlara iyi ki varsın de. Bunu asla ihmal etme. İyi ki varsınız. İyi ki benim hayatımdasınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Ve bu güzel yazı için Nilgün Hanım'a teşekkür ediyorum. Nilgün Hanım'ın Mutluluk kitabı yeni bitirdim. Çok hoşuma gitti. Sizlerle paylaşmak istedim. Eğer sizler de beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda bu güzelliği arkadaşlarınıza, dostlarınıza, siz de paylaşın. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.